Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kurutma makinesini tanıtacağım. Gerçekten her evde olması gereken araçlardan birisi. Benim Arçelik yaklaşık 16 tane programı var. Özellikle pamuklu dolap kuruluğunu kullanıyorum. Ben gerçekten çıkartır çıkartmaz sıcacık katlayıp dolaplara yerleştiriyorum. 2A artı plus 8 kilogram. Elektrik noktasında da çok büyük bir fark oluşmuyor. Hatta biz belirgin bir fark hiç görmedik. Makinamız 8 kilogramlık, gerçekten kupkuru çıkartıyor ve çıkardıktan sonra hemen katlayıp dolaba yerleştirebilirsiniz. Kıyafetlerin üzerindeki tüyleri alıyor. O sirkeleyerek asma sırasında yere dökülen kıl, tüy hiçbiri evinizde olmayacak. Tekrardan odayı temizlemek zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca kıyafetlerin üzerindeki tüyleri de aldığı için kıyafetler çok daha canlı ve parlak oluyor. Kırışma noktasında da %90'a yakın size ütülü gibi veriyor. Elbette ki gömlekleri vesaire ütülemek zorundasınız ama kotlar, diğer kıyafetler, pamuklu kıyafetler herhangi bir şekilde kırışmıyor. Onları olduğu gibi kullanabilirsiniz. Nasıl kullanıyoruz? Ben dediğim gibi 3. programı pamuklu dolap kurulunu özellikle çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. 16 hızlı 30 dakika bunu havalandırma ya da bir kıyafetim dışarıdan geldiğim zaman bir koku varsa havalandırma noktasında kullanabiliyorum. Yine işte spor, kot, hijyen gibi programları var. Yorgan, pamuk programları var. Bunları da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Nasıl özellikleri var? Şöyle, burası su hazinesi. Kıyafetlerin içerisindeki suları yoğunlaştırıp ısıyla aldığı zaman buraya dolduruyor ve dolduğu zaman zaten size su işareti veriyor. Alıp bunu döküyorsunuz. Bu kadar yapacağınız fazla bir şey yok. Burası farklı bir haznesi. Burayı dönem dönem açıp temizlemek zorundasınız. Şöyle şurada rezidansı var. Bunları bir diş fırçası yardımıyla temizlerseniz çok daha temiz, kokusuz bir kurutma sağlayacaktır. Şurada da koku var. Bunu yaklaşık ilk verdiği zaman makine 30 yıkama kadar güzel koku sağlıyor. Daha sonrasında sizler bunu değiştirip yenileyebilirsiniz ya da farklı bir koku yerleştirebilirsiniz. Hiç kullanmayabilirsiniz. Bunu temizledikten sonra yerleştirmesi de gayet basit. Şu şekilde sadece mandalları yerine geçiriyorsunuz. Böyle. İçini açtığınız zaman aydınlatma var. Bu şekilde görebilirsiniz. En önemli yeri tüylerin toplandığı bu alan. Ben köyden geldim. Koyu renklileri ve açık renklileri olmak üzere 2 tane yıkama ve kurutma yaptım. Bu tüy hazinesi en önemli yeri burası. Dediğim gibi çamaşırları asarken, toplarken herhangi bir şekilde evin batması engelleniyor. Kısa süre içerisinde kurutup kullanabiliyorsunuz. Sabahleyin battaniyenizi atın, yıkansın. Akşam hemen alın, üzerinize örterek sıcacık yatabilirsiniz. Bu kadar basit bir kullanım sağlıyor size. Tüy bölümünü özellikle toz haznesini size göstermek istiyorum. İki aşamadan şu şekilde çıkartması da kolay. Gördüğünüz gibi hatta kenarlarından bile görebilirsiniz. Yoğun bir şekilde bir tüy ve toz toplamış. Normalde bunlar tele çamaşırlarınızı astığınız zaman eve dağılıyor. Ya da kıyafetlerinin üzerinde kalarak mat bir görünüm oluşmasına sebep oluyor. Burada ise hem parlak bir temiz kıyafet görünümü hem de evin tozdan kurtulmasını sağlıyor. Özellikle toza karşı alerjen bir yapınız varsa, çocuğunuz varsa, hayvan besliyorsanız çok faydasını göreceksiniz. Evet, gelin toz haznesini inceleyelim sizinle. Gördüğünüz gibi etrafındaydı zaten geçmeli. Şu şekilde tekrar göstereyim. Bunu hemen makinenin altına koyuyorsunuz. Bunda üzerine 2 aşamalı bir sistemi var. Açması da gayet güzel. Şöyle geçmeli. Şurayı açtıktan sonra bakın sadece 2 kurutma, koyu renkli ve açık renkli tozu görebiliyorsunuz. İçerisindeki kıyafetlerin üzerinden çıkan tozları görebiliyorsunuz. Bunlar evinize dağılacağı yerde makine tarafından çok güzel bir şekilde toplanıyor ve parlak bir kıyafet görünümü size sağlıyor. Toza karşı alerjen yapınız varsa, hayvan besliyorsanız bunları rahatlıkla size kolaylık sağlayarak temizleyecektir. Bu da ikinci aşamadaki dökülen olursa, aradan kaçan olursa yakalıyor. Şu şekilde temizleyip tekrardan sirkeleyip içerisine çöpün yıkayıp yerine yerleştirebilirsiniz.
Evet, toz haznelerinin temizliği gayet basit. Sirkeledikten sonra isterseniz direkt takabilirsiniz. Duruma bağlı. İsterseniz bir yıkayabilirsiniz. Alttakini sadece sirkeledim. Üsttekini gördüğünüz gibi yıkadım. Herhangi bir zarar görmüyor. Çok kısa süresinde de sirkelediğiniz zaman sudan da arınıyor. Bu şekilde artık hazır. İkinci, üçüncü bir kurutmaya. Burası doldukça temizliyoruz. Suyu zaten dediğimiz gibi işaret veriyor. Boşaltıyoruz. Hemen kurulumu da gayet basit. Herhangi ayrı bir yere kurulmasına gerek yok. Genellikle çamaşır makinenizin üstüne kuruluyor. Şu bir aparat makinenizin üzerine yerleştirdikten sonra kurutma makinesinde genellikle bütün evlerde hemen çamaşır makinesinin üzerine yerleştiriyorlar. Alttan alıp üste atarak kurutma işlemini gerçekleştiriyoruz ve temiz bir şekilde eşyalarımızı, kıyafetlerimizi kullanıyoruz. Evet, kesinlikle her evde bulunması gereken teknolojik bir alet, beyaz eşya. Herkese tavsiye ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.